BRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan daha sonra Oval Ofis'e geçti. İki lider Oval Ofis'te görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. And we are committed to fighting all forms of terrorism without any discrimination whatsoever that impose a clear and a present threat upon our future. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. There is no place for the terrorist organizations in the future of our region. Özellikle YPG, PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir. Taking YPG and PYD in the region, taking them into consideration in the region will never be accepted and it is going to be against a global agreement that we have reached. Aynı şekilde terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz. And we should never allow those groups to manipulate the religious structure and the ethnic structure of the region, making terrorism as a pretext or an excuse. Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler eninde sonunda kaybedeceklerdir. Those who are willing to turn the chaos in Syria, Iraq, Yemen and Libya are bound to lose eventually. İki müttefikin dayanışma ve yakın işbirliği eli kanlı cinayet şebekelerini bertaraf etmek için kafidir. They will never be able to turn that chaos in that part of the world into an opportunity and the terrorist organizations with blood in their hands are bound to fail. Daha önce de ifade ettiğim gibi Sayın Başkan'a 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim. And as I have previously done so, I have been very frankly communicating our expectations with regard to the Fethullahist terrorist organization, which we have notified our friends of their involvement in the failed coup of July the 15th in Turkey. Suriye ve Irak'ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. And we have taken into consideration the joint steps that we can take forward in Syria and Iraq. Tabii Sayın Trump'ın seçim zaferi Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açmıştır. Of course, President Trump's recent election victory has led to the awakening of a new set of aspirations and expectations and hopes in our region. Biz yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz. And we know that by the help of the new US administration these hopes will not be lost in vain. Bilhassa Suriye rejiminin son kimyasal saldırısı sonrası takınılan kararlı tutumu oldukça yerinde buluyoruz. Mm-hmm. And we find that it was the most necessary answer to be given to the Syrian regime, especially in the aftermath of the recent chemical attacks that took place. Terör örgütleriyle ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz. And we know that in terms of keeping up with the principle and committed fight against the terrorist organizations all around the world, we will not repeat the mistakes of the past and we will continue down this path together. Bölgesel istikrar ve güvenliğin temininde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri işbirliği çok önemlidir. In the restoration and the establishment of stability and security of the region in question, the alliance and the partnership and cooperation between the United States and Turkey is of vital importance. Sayın Trump ile istişarelerimizi yoğunlaştırma, işbirliğimizi bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirmenin inanıyorum ki kararlılığı içindeyiz. I hope and pray that both of us will be committed to expanding further our cooperation in the future along with consulting each other more frequently. Bugün temelleri atılan yeni dönemin ülkelerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. We are laying the foundation of a new era between the two countries in terms of our relations. I hope and pray that this new administration will bring forth auspicious results for the relations. Sayın Başkan'a nazik daveti ve konukseverliği için teşekkür ediyorum. Kendilerini de en yakın zamanda ailesiyle birlikte ülkemde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.
And I would like to thank President Trump for his very kind and cordial invitation, and I'm looking forward to hosting him in Turkey along with his entire family. Beşbin Evler Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kurs yerleri sertifikalarını aldı. Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Beşbin Evler Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan kursları başarıyla bitiren kurs yerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Beşbin Evler Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kursları başarıyla bitiren kursiyerlerin sertifikalarını Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Gümüş, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu ve Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İbrahim Harmanbaşı verdi. Sosyal yaşam merkezlerindeki meslek edindirme ve hobi kurslarının halkımız üzerinde olumlu etkileri olduğunu bilmekteyiz. Halkımızdan her yaşta bireyin katılabileceği bu kurslar bizlere ertelediğimiz hayallerimizi gerçekleştirebilme ve bazılarımıza da gelir kapısı açmıştır. Şimdi Beşbin Evler Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi işaret dili kursiyerlerini gösterileri için buraya davet ediyorum. Yalan, sevinçle oyalandım. Aklın tuzağında dolandım. Şimdi de Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Hasan Gümüş Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Bizler de Karabük'ümüzde vatandaşlarımızın hem teknolojik gelişmelerde hem de sosyal anlamda ihtiyaç duydukları bilgilere ilgi, yetenek ve yeterliliklerini geliştirebilecekleri meslek alanlarına yönelik kurslarımızı açmış bulunmaktayız. Ve yeni hedefimiz şu, bizim, bakın size şöyle söyleyeyim, yaş olarak hiç önemli değil. 50 yaş olabilir, 60 yaş olabilir, hiç önemli değil. Allah'ın ne kadar daha ömür verdiğini bilemeyiz. Onun için mahallenizde herhangi bir sebepten dolayı okuyamamış bir arkadaşımız varsa bir kişi dahi olsun burada sınıf açılacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bununla ilgili zaten her türlü desteği, Halk Eğitim Müdürlüğümüz her türlü desteği veriyor. Yani sizlerin de desteğiyle Karabük'te çok farklı bir yaşam alanını ortaya çıkartabiliriz. Tertemiz bir şehir, pırıl pırıl bir şehir, yeşil kuşaklarla birbirine bağlanmış. Çok yakında hemen önümüzde gene bir teras park yapı hazırlayacağız. Bunu da biliyorsunuz muhtarım. Yani yeşil kuşaklarla birbirine bağlanmış, yemyeşil ve pırıl pırıl bir Karabük, bu müşterek yapacağımız bir işlem. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım, 25-6 gençlerde genel sağlık sigortası prim borçlarının silindiğini açıkladı. 2017 yılı içinde başlanılan ve halen uygulanmakta olan çalışma hayatında milli seferberlik projesine yönelik ziyaretler gerçekleştirildi ve devam etmektedir. Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında gazilerimizden emeklilerimize, tıbbi malzeme kullanan vatandaşlardan işverenlere kadar saha ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. 21 Ocak 2017'de Valimiz Sayın Mehmet Aktaş Başkanlığında işverenlerimiz ve STK'lara SGK, İşkur, Defterdar, KOSGEB, BAKKA müdürleri olarak kurumlarca sağlanan teşvikler hakkında sunum yapıldı. 27 Ocak 2017 ve 7 Nisan 2017 tarihlerinde bakanlık üst düzey bürokratlarınca Karabük ilinde saha çalışmaları yapıldı. Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında iş yeri ziyaretleri, emekli, asgari ücretli, cihaz kullanan ağır hastalar, şehit yakını, esnaf ziyaretleriyle Karabük ve Safranbolu Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanları, Ticaret ve Sanayi Oda Başkanlarıyla bir araya gelinerek talepler ve öneriler yasal düzenleme yapılması bakımından not edildi. 25 yaş altı gençlerimizin genel sağlık sigortası prim borçları silindi. 26 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı torba kanunun 19. maddesine göre bu maddenin yayımı tarihinden önce 60. maddenin 1. fıkrasının G bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan
genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez. Söz konusu düzenlemeye göre kanunun yayım tarihinden itibaren bir kereye mahsus olmak üzere 25 yaş altı yaklaşık 3,5 milyon gencimizin genel sağlık sigortası prim borçları silinmiş oldu. Karabük Belediyesi yeni yerleşim yerlerine kanalizasyon hattı döşüyor. Sayın seyirciler, 5000 Evler Mahallesi yeni yerleşim alanlarında kanalizasyon çalışmaları devam ediyor. Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Karabük'te altyapı bulunmayan bölgelerde revize çalışmalarını sürdürüyor. Karabük Belediyesi 5000 Evler Mahallesi mevkiinde yeni yerleşim yerlerinde başlatılan kanalizasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Karabük genelinde altyapı unsurlarının sistematik şekilde işlevini yerine getirmesi amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 5000 Evler Mahallesi'nde ve ihtiyaç duyulan mahallelerde kanalizasyon hattı çalışmasının devam edeceğini söyledi. Kosova'dan gelen 19 kadın, Karabük Belediyesi Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen el sanatları kurslarında eğitim alıyor. Kosova'dan gelen 19 kadın Mayıs ayının 25'ine kadar Karabük Belediyesi Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tel kırma, takı tasarımı, cilt bakımı ve kuaförlük kurslarına katılacaktır. Alıp Nuray Hanım'a iletirseniz hem de çekim yapılacak. Arkadaşları da bir tarafa dönsünler. Olur mu? Kadınlarımızın Karabük, Safranbolu ve ilçelerimizdeki kadınlarımızın ürettiği ürünleri bu merkezde topluyoruz. Bir proje olarak yola çıktık bu konsepte. Çok kişi geliyor mu böyle? Evet, şu an 200 küsur, 250'ye yaklaştı sayı olarak kadınlarımızın bıraktığı ürünler. Safranbolu Kızılay Şube Başkanı İhsan Topaloğlu, Karabük halkına Kızılay mobil aracı için bağış kampanyasına katılma çağrısında bulundu. Efendim, Hürriyet Caddesi'nde dolaşırken Kızılay Başkanımıza rastladık. Kızılay Şube Başkanımıza rastladık. Başkanım, hayırdır, burada caddede ne yapıyorsunuz? Mobil kan aracı için, Karabük'ümüze kazandıracağımız mobil kan aracı için indim sahaya, düştüm yola. Allah'ım hayır etsin, hayır ola diyorum. Mobil kan aracımızı bölgemize kazandırmak için elimde çanta, sürekli kurumlar, hayırseverleri ziyaret ediyorum. Bir an evvel Karabük'ümüzün ihtiyacı olan mobil kan aracımızı bölgemize kazandırmak için durmak yok, yola devam, hızla çalışıyoruz. Şu anda 300 bin TL'ye ihtiyacımız var. Bu araç 400 bin TL. Ve dörtte birini topladık. Ben buradan hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu aracımız gerçekten Karabük için olmazsa olmaz. Ve aracımız yok. 65 ilimizde 64'ünde mobil kan aracı var. Karabük'ümüzde yok. Bu bir eksiklik. Ben tekrar Karabüklü hayırsever vatandaşlarıma buradan sizin aracınıza çağrı yapıyorum. Geliniz. Az demeden çok demeden mobil kan aracına destek veriniz. Biz de bir an evvel mobil kan aracımızı alalım. Karabük'ümüzün
halkına hizmetine sunalım diyoruz. Bu arada Ramazan ayımız geliyor. Bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını da tebrik ediyorum. Hayırları vesile olmasını diliyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi yakaladınız. Sahada böyle çalışırken elimde çanta görüyorsunuz. Düştüm yola. Evet. Durmak yok. Yola devam. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da Grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 maden işçi için yeni Karadon servis kuyusu önünde anma töreni düzenlendi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, Kilimli ilçesindeki maden ocağının -540 kodunda taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının yaşamını yitirdiği Grizu patlamasının 7. yılında madenciler için düzenlenen anma töreninde ülke madenciliğinin geçirdiği bir travmanın yıl dönümünde bir arada olduklarını söyledi. Madencilerin bir aile ve canlarının birbirlerine emanet olduğunu belirten Eroğlu, "Burası bizim evimiz. Yerüstü ve yeraltı tesislerindeki en uca kadar bu evimizi en iyi şekilde nasıl devam ettirmemiz gerekiyorsa bu süreçte birlikte olacağız. Gözünüzdeki ışıkla bize güç verin. Kazasız belasız hiçbir arkadaşımızın ocağına ateş düşmeden, kimsenin boynu bükülmeden inşallah bu süreci hep beraber devam edelim. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu. Törenin ardından madencilere mevlid şekeri dağıtıldı. Karadon Müessese Müdürlüğü Maden Ocağı'nda 17 Mayıs 2010'da meydana gelen Grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazeleri ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı. Ya Rabbel Alemin, cevaplar kısmet kareyle. Ya Rabbi, senin ortaklarında çalıza Allah-u Teala, El-Fatiha. Çankırı'da yılbaşında hizmete geçen akü fabrikasından 22 ülkeye ihracat yapılıyor. Yakın Kent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve 422 bin metrekare açık, 125 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika sıfır atıkla üretim yapmasıyla da dikkat çekiyor. Fabrikanın genel müdürü Hulki Büyükkalender gazetelere yaptığı açıklamada Çankırı'dan bir dünya markasının doğacağını söyledi. Firma olarak otomotiv yan sanayiinde faaliyete geçtikleri günden itibaren büyük çalışmalara imza attıklarını belirten Büyükkalender, "Şu an yıllık üretim kapasitemiz 3 milyon 500 bin adet. Hedefimiz ise 10 yıl içerisinde 10 milyon adet kapasiteye ulaşmak. Avrupa'nın en büyüklerinden biri olacağız. Bir Türk markası, bir Çankırı markası olarak dünya yollarındayız." dedi. Ve bu konuda Türkiye'nin dünya üzerindeki en önemli güçlerinden birisi olmak sektördeki. Tıpkı lastikte olduğu gibi akü sektöründe de hem Avrupa'ya, hem Afrika'ya, Orta Doğu'ya, tüm dünyaya buradan Türk fabrikası olarak, Türk mühendisinin başarısı olarak hizmet vermek istiyoruz. Birisi akü üretimi, birisi plastik aksamların kutu kapakların üretimi, birisi de geri kazanım tesisi. Çevre atığı açısından geri kazanım tesisinin bulunduğu teknoloji Avrupa'daki sayılı 5 firmadan birisidir. Aküdeki uygulamalar ve plastikteki uygulamalarla Türkiye'deki teknolojik ve yerleşke açısından
tek yere sahiptir. Benzer bir üretim tesisi bu anlamda AKOAKÜ gibi yoktur. Sadece Türkiye'de değil, bu teknoloji uygulamasından Avrupa'da da bir örnek taşımaktadır. Fabrikamız sadece aşağı yukarı bir yıldır, hatta 6 aydır üretimde olmasına rağmen sahip olduğu performans üstünlüğü ve teknolojik faydalar nedeniyle şu an 22 ülkeye ihracata başlamış durumdayız. 22 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz bu anlamda 150 ülkeye ulaşmak ve Türkiye'ye bu anlamda döviz katkısında da bulunmak. Sayın seyirciler, Bartın merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında örgütün kapatılan dershane çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bartın merkezli 8 ilde örgütün kapatılan dershane çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bartın, İstanbul, Bursa, Kayseri, Mersin, Ankara, Nevşehir ve Kocaeli'deki operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyeteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan MS, TE, HE, UT, VU, MU, HA tutuklandı. İkisi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklanan zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı Baylok kullandıkları öğrenildi. Karabük'te genç yaşta evlendiği için üniversiteye gidemeyen ve 30 yaşında başladığı lisans eğitimini akademik kariyere dönüştüren 45 yaşındaki Sebahat Kılıç Bülbül, mezun olduğu yüksekokulda 8 yıldır öğretim görevlisi olarak geleneksel Türk sanatları dersi veriyor. Erzurum'da liseyi bitirdikten sonra evlendirilen ve bir çocuk sahibi olduğu eşinden 10 yıllık birlikteliğin ardından ayrılan Bülbül, 30 yaşındayken en büyük hayali olan üniversiteye gitmeye karar vererek Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları bölümünü kazandı. Eş ve aile hayatı mücadelesi verirken bir yandan Karabük Üniversitesi'nde başladığı lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamlayan Bülbül, 2009'da Karabük Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde göreve başladı. Daha sonra da Gazi Üniversitesi'nde master'ını yaptı. Hiçbir kadın, hele anne ise, asla naçar değildir. O enerji, o güç kesinlikle bir annenin içinde var zaten. Her insanın içinde var ama bir anne olunca, evladınız olunca olay daha farklı oluyor. Ben çocuğumla okula geliyordum. Bu sıralara onunla birlikte geliyorduk. O zaman küçüktü. Şimdi o da büyüdü, üniversiteyi bitirdi. Hatta meslektaşınız oldu. Daha sonrası yıllarda lisans eğitimini tamamladım Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Gerçekten çok zorlu yıllardı. Yani bir kadının, maddi özgürlüğü olmayan bir kadının hem çalışması, hem çocuğuna bakması, hem okuması. Yani o malzeme almak, yani o kadar, her şey o kadar zordu ki. Ama çok şükür dediğim gibi hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi, pes etmedik. İçimizdeki inançla, sebatla sabrettik, çalıştık. Çalıştık ve çok şükür bugün bu noktadayız. Okumadan işte lise mezunuyken evlendik, evlendirildik diyelim. Ama bir şeyler yolunda gitmiyordu. Evlilik yolunda gitmiyordu. Belki bizim kendimizi tamamlamamış olmamız sıkıntıydı. İçimizde hep bir açıklık, özellikle o sanat aşkı. Mutlaka bir şekilde okumalıydım. Bu ayrı bir vazgeçilmezimdi benim. Bunu mutlaka yapmam gerekiyordu.
değil. Hep öğretmenlik olunca hedef gibi gelir ya, doktorluk değil. Ne yapacaksın orayı okuyup da diye çok böyle baskılar yaşardım. Ve benim ilginç bir şekilde hayalimde ve hedefimde hep ben üniversitede hoca olacağım derdim. Ve insanlar benimle dalga geçerlerdi. Bazılarının hatta böyle kahkahalarla dalga geçmeleri ve gülmeleri hala böyle kulaklarımdadır, unutamam onları. Ama kafa, insanın kendisine bir hedef koyunca mutlaka o hedefine ulaşıyor. Sayın seyirciler, Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyetleri esnasında terörist unsurlarla sağlanan temas sonucunda şehit olan jandarma uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ün naaşı törenle memleketi Yozgat'a uğurlandı. Maçka Karadeniz kırsalında yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasla yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen şehit olan Çetin Göz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Kerim ve annesi Huriye Çetin Göz'ün yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen'le vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Şehit Çetin Göz'ün özgeçmişi okundu. Güçlükle ayakta durduğu gözlenen anne Huriye ve baba Kerim Çetin Göz askeri personel teselli etti. Bu sırada anne Huriye oğlunun tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan 7 kişilik ekip Antalya'nın Kemer ilçesindeki kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu ocakta mahsur kalan 2 işçinin kurtarılma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Merkez Kozlu Tahlisiye İstasyonu'nda toplanan bir mühendis ve 6 madenciden oluşan ekip malzemelerini araçları yükleyerek minibüsle Çaycuma ilçesine bağlı Saltukofa beldesindeki Zonguldak Havalimanı'na hareket etti. Kurtarma ekibinin havalimanından uçakla Antalya'ya ulaşacağı bildirildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şube Mali Sekreteri Binali Acun, Türkiye Taş Kömürü Tahlisiye ekiplerinin Antalya'ya kurtarma çalışmaları için yola çıktığını belirterek, "İnşallah ekibimiz kimsenin burnu kanamadan yardımcı olur. İşçiler inşallah sağ salim çıkarlar. Biri teknik eleman olmak üzere 7 kişilik ekibimiz gidiyor" ifadelerini kullandı. Afet müdürü Çaycuma'ya geçiyormuş. Tamam. Araba çıkabilir. Tamam. Evet. Evet ekip, soluklan. Evet arkadaşlar. Son vedanızı yap. Evet, bismillah deyin, binin bakalım. Tamam. Hadi arkadaşlar, hadi. Hadi. Hadi bana basın. Hadi. Hayırlısıyla gidin gelin. Hadi. Hayırlısıyla gidin gelin arkadaşlar. Hadi. Hadi hayırlısıyla gidin gelin. Türkiye'deki madencilik sektöründeki önemi bir daha ortaya çıktı. İnşallah tarihsel ekiplerimiz orada kimsenin burnu kanamadan yardımcı olup
insanları inşallah sağ salim bir şekilde kurtarmanı diliyoruz. Kaç kişi gitti başkanım? 6. Başta da teknik elemanlar da var. 7 kişi. 7 kişi gittiler. Umarım kimsenin canı yanmadan sağ salim geri gelirler. Oradaki arkadaşlarımız da Allah yardımcısı olsun diyoruz. Düzce'de balık tutmaya giden ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre Akçakoca ilçesine bağlı Davutağa köyünde ikamet eden Ergün Ersoy 2 gün önce balık avlamak için gitti. Melen çayından geri dönmedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Ersoy'un eşyalarının ve av malzemelerinin su kenarında bulunması sonrası nehirde arama çalışması başlattı. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Düzce Arama Kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sürüyor. Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, kendisinden pazar gününden beri haber alınamayan Ersoy'u komşularının ihbarı sonrasında aramaya başladıklarını söyledi. Giresun İl Merkezi ve çeşitli illerde belirlenen örnek bahçelerde üreticilere hastalıkla ilgili bilgiler veriliyor, mücadele yöntemleri anlatılıyor. Daha sonra hazırlamış... Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Giresun Ticaret Borsası'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde örnek bahçeler belirlendi. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu, merkeze bağlı Bozteke köyündeki bir örnek bahçede gazetecilere yaptığı açıklamada 3 yıldır küleme hastalığının rekolte düştüğüne ve ihracat gelirinin azalmasına neden olduğunu söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile hastalığa karşı çalışma yürüttüklerini ifade eden Yanıkoğlu, il ve ilçelerde oluşturdukları örnek bahçelerde hastalıkla mücadelenin başlatıldığını belirtti. Meyvede ve yaprakta sporlar görülmeye başlamış. Mantarı yapı gördüğünüz gibi meyvede de oluşmaya başlamış. Yaprağın alt yüzeyinden itibaren benek ortaya çıkmaya başlamış. Evet, bu projemiz fındığın genel sorunlarla ilgili, üretim sorunu ile ilgili bir sorun. 3 yıldır bahsettiğiniz üzere 3 yıldır bir küllem hastalığı. Fındık miktarında muazzam bir düşüklüğe, ülkede dolayısıyla da ihracat gelirimizin azalmasına sebep olan bir hastalık. Şunları kapatalım değil mi? Hem merkez ilçede hem ilçelerimizde örnek bahçeler oluşturduk. Bu bahçelerde çalışmaları başlatıyoruz. Biz bu sorunu genel 4 sorunda, fındığın sorunlarını ben şahsen 4 sorunda odaklıyorum. Birincisi üretim aşamasındaki sorunlar, işte fındık dallarındaki sorunlar. Önce üretimdeki sorunu çözmek zorundayız. Nedir bu? Küllem hastalığı. Daha devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl müdürlüklerle birlikte yine çalışma yapacağız. Doğal afetler, yani dona karşı da biz mücadele yapmak zorundayız. Artık küresel iklim değişti. Değişik şartlar. Tabii bunlara bölgemizde yapılan HES'ler de bir sorun teşkil ediyor. Tabii tek sorun o değil ama bu bir sorun yumağı altında maalesef %75'in ürettiğimiz, dünya fındık üretimine sahip olduğumuz bu ürünümüz artık tehlike altında. Zaten dünyanın en büyük fındık ithalatçısı olan firma, Türkiye Cumhuriyetleri'nde de artık planlı, programlı dikim alanlar yapmakta. Bir tehlike o. Bir de bu tehlike olursa bizim üreticimizin geleceği tehlike altında. Artık herkes görevini yapmalı. Nedir bu görev? Üretim aşamasındaki sorunları birlikte çözeceğiz. Tüm kurumlar, bu sektörün tüm kurumları elini taşın altına koymak zorunda.
bu bahçelerde hem üreticilerimize fındıkta zirai mücadelenin, ilaçlamanın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Hem de yeni uygulama metodlarının modellerini göstermeye çalışıyoruz. Ve bu ilaçlama ile beraber fındıkta külleme hastalığının kontrol altına alınabileceğini, esasında çok basit bir hastalık olmakla beraber mücadele yapılmadığında fındıkta gelecek yıllardaki üretimi de olumsuz etkileyebileceğini üreticilerimizin bilmesi gerektiğini onlara anlatmaya çalışıyoruz. İngiliz sporcu Cediah Duha'nın Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda gerçekleştirdiği 100 saat sürecek dünya ip üstünde en uzun süre kalma rekor denemesi devam ediyor. ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Ekstrem Spor Festivali Falcon Fest Şahinkaya Kanyonu'nda yapılıyor. Bu kapsamda İngiliz sporcu Duhan 100 saat sürecek dünya ipi üzerinde en uzun süre kalma rekor denemesine 2 gün önce başladı. İp üzerinde 48 saatini geride bırakan Duhan 90 saat olan rekoru kırmayı hedefliyor. Öte yandan kanyonda incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, festival kapsamında serbest atlayış, yüksekte ip üstünde yürüme, kaya tırmanışı, kanoyla paramotor branşlarında etkinlikler düzenlendiğini kaydetti. Rio Paralimpik oyunlarında golbolda şampiyonluğa ulaşarak Türkiye adına bir ilke imza atan kadın milli sporcular takımı bırakma kararı aldı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun branşları arasında yer alan golbolda 2016 Rio'da altın madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan kadrodaki Sümeyye Özcan, Buket Atalay, Gülşah Düzgün, Seda Yıldız, Sevda Altınoluk ve Neşe Mercan, ilgisizlik, sakatlık ve hamilelik gerekçesiyle çalışma için toplanamadı. 2016 Rio'daki kadroda yer alan milli takımın kaptanı Buket Atalay yaptığı açıklamada, golbolda 7 yıl boyunca başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi. Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile olimpiyatlarda tarihi başarılar elde edildiğini anlatan Buket, tarihi adımızı altın harflerle yazdırdık dedi. Kamp yaptırmadıkları için, gereken değeri göstermedikleri için herkes yoluna bakmak zorunda kaldı. Çalışmalarımızı sürdürdük ve Paralimpiklerde şampiyon olmak istiyorduk. Bütün çalışmalarımız bu yönde gerçekleşti. Ve amacımıza doğru da ulaştık. Namağlup olarak Paralimpik şampiyonu olduk. Daha sonra biz kısır bir döngüye girdik aslında. Federasyonla antrenör ve sporcular arasında kopukluk oldu. 7-8 aydır hiç kimse antrenman yapmadı, ne bireysel olarak ne kamp olarak. Birkaç kez antrenörümüzle, bizim Avrupa şampiyonumuz var, ne zaman kamplara başlayacağız, turnuvalara ne zaman gideceğiz, antrenmanları ne zaman yapacağız diye sorduğumuzda, benim bir yetkim yok, sözleşmem sona erdi, genel müdürlük ve federasyonla iletişime geçin şeklinde bilgi verdi. Ve olimpiyatlardan sonra çok uzun bir süre ne genel müdürlük, ne federasyon, ne antrenörümüz bize turnuvaya gidip gitmeyeceğimize dair ya da kampların olup olmayacağına dair bir bilgi vermediği için herkes kendine planlar çizmişti. Kimi okuluna yöneldi, kimi sakatlığı nedeniyle tedavi olması gerekti. Bazılarımızın aileleri araya uzun bir süre girdiğinden ve bazı haklı sebeplerinden dolayı göndermek istemedi. Birçok sıkıntılarla karşılaştık. Bunlar federasyonumuzun ihmalsizliği, gerekse sakatlıklarımızla ilgilenilmemesi, bunlar ötürüsünden hani kişisel problemlerimiz de oldu. Bunun içinde antrenörümüz ve biz çok mücadele ettik. Aynı zamanda son zamanlarda antrenmanlara geç kalındığı için, toparlanamadığımız için de
Okulumu Ankara'da okurken Tokat'a taşımak zorunda kaldım. Ben Tokat'ta oturuyorum. Spor haberleriyle devam edeceğiz. Salim Özer, Özer mağazalarında fırsatlar bitmek bilmiyor. Özer mağazalarında yaz ferahlığını erken getiren şok KDV indirimi. Salim Özer mağazalarında en kaliteli mobilyaları en uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Özer mağazaları 30 Eylül'e kadar tüm ürünlerde sürpriz KDV indirimiyle evinize yaz aylarının canlılığını getiriyor. En kaliteli mobilya ürünlerine yazı erken getiren KDV indirimiyle ulaşmak için sizleri Salim Özer, Özer mağazalarına bekliyoruz. Salim Özer, Özer mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Salim Özer mağazaları Ankara Caddesi numara 87. Telefon 0370 424 2736. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer mağazaları spor haberlerini sunar. Bülteniyle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, okul sporları handbol küçükler Türkiye birinciliği turnuvası bugün sona erdi. Final maçında Ankara Gazi Üniversitesi Ortaokulu'nu 12-11 yenerek kupayı alan Bursa Sakarya Ortaokulu büyük coşku yaşadı. İkinci olan Gazi Üniversitesi Ortaokulu sporcuları da gözyaşlarına hakim olamadı. Birinci olan takıma kupasını Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin verdi. Dilimizde biraz önce bahsettiğiniz gibi handbol Türkiye birinciliği 13-17 Mayıs tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirildi. Burada 16 güzel ekibi, illerin ekibini burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Müsabakalarımız 3 gündür devam ediyor ve bugün en son finaldeyiz. Ve bugün Ankara Gazi Üniversitesi Ortaokulu ile Bursa Sakarya Ortaokulu arasında çetin bir müsabaka geçiyor. Şampiyon belirlenecek. Biz de tabii mutlu olacağız. Bu zamana kadar yapılan müsabakalarda çok şükür hiçbir sağlık problemi olmadı. Hakemlerimiz çok güzel müsabakaları yönettiler. Adil bir şekilde davrandılar ve sağlıklı bir şekilde müsabakalarımız devam ediyor. Bu müsabakalarda Karabük'ten bir takım var mıydı? Bu müsabakalarda Karabük'ten bu kategoride takımımız yok. Bunun bir üst kategorisinde takımımız Rize'de grup şampiyon oldu. Yarı finale gidecek. İnşallah o bir üst kategorideki Türkiye şampiyonasına katılacağız. Tabii bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı her yaşta, her kademede, her branşta kulüpler arası, okullar arası etkinlikleri düzenliyor. Ayrıca il müdürlüklerimiz de değişik kategorilerde turnuvalar düzenliyorlar. Amacımız her yaşta milli takımların en güzel şekilde yetişmesini sağlamak. Ayrıca spor eğitim merkezleri, ayrıca yine uluslararası etkinliklere sporcu yetiştiren tohum merkezlerimiz var. Bunlara sporcularımız yetişiyor. Bizim mesela boksta da 5 tane sporcumuz Olimpiyat Eğitim Merkezi'ne katılmaya hak kazandı. Bu yarışmalar altyapıdaki zenginlikleri, güzellikleri çıkartıyor. Başarılı bir yarışma. Evet. Tebrikler yavrum.
Haydi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000'de kazandığı UEFA Kupası anısına düzenlenen Galatasaray Bayramı etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terim, 17 yıl geçmesine rağmen kupa kaldırdığımız o günü unutmamız mümkün değil dedi. Bu şölende olmak istedim. Daha doğrusu bir defa başkana çok teşekkür ederiz, yönetim kuruluna böyle bir şey düşünmüşler. 17. sene. Tamam. 17 Mayıs 2017 baktığımızda bütün 17'ler denk düşmüş. Bütün emeğe geçenler demesem de büyük bir bölümü burada gördüğüm kadarıyla. Oyuncularımız maç oynuyorlar. Yöneticilerimiz, başkanlar, divan ve o günü yaşayan da bazı arkadaşlarımız var burada. Bizler de geldik. Hep beraber kutluyoruz. Tabii 17 sene geçmesine rağmen o günü unutmamız mümkün değil. İlk olduğu için unutmamız mümkün değil. Avrupa şampiyonu olduğumuz için unutmamız mümkün değil. Önemli bizim için. Kendisini tanımadığımız insanlarla orada aynı duyguları paylaştığımız için unutmamız mümkün değil. O gün aynı nefesi almak, aynı duyguları hissetmek, aynı başarıya duygulanmak gibi ortak bir konu olduğu için bu. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca insanı tanımıyorsunuz ama sizler için kalbe atıyor, yüreğe atıyor, ne bileyim duygularını, iyi duygularını size yolluyor. Dolayısıyla 17 Mayıs bizim için çok şey ifade eden bir gün. Bugün de böyle bütün Galatasaraylılara, bütün o gün Galatasaraylı olmayıp da bizi destekleyen Türk insanlığı, Türk futbol severine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar 17 Mayıs bizi birleştirdiği için de önemli bir gün olduğu için, oldu bizim için. Seneyi devriyeler önemlidir, hatırlamak önemlidir, hatırlanmak önemlidir. Bu başarılar çok önemlidir, çok çok önemlidir hem de ama bunu fazlalaştırıp günleri de senede fazlalaştırırsanız bir araya gelecek günleri çok daha iyi olur. O yüzden Galatasaray gibi büyük bir kulübün hepimiz için geçerli bu. Biz de geldik, uğraştık. Bazen olmuyor ama hedefinin bundan sonraki UEFA kupaları, Şampiyonlar Ligleri, ne bileyim yeni kupalar olması gerekiyor. Salim Özer, Özer mağazalarında fırsatlar bitmek bilmiyor. Özer mağazalarında yaz ferahlığını erken getiren şok KDV indirimi. Salim Özer mağazalarında en kaliteli mobilyaları en uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Özer mağazaları 30 Eylül'e kadar tüm ürünlerde sürpriz KDV indirimiyle evinize yaz aylarının canlılığını getiriyor. En kaliteli mobilya ürünlerine yazı erken getiren KDV indirimiyle ulaşmak için sizleri Salim Özer, Özer mağazalarına bekliyoruz. Salim Özer, Özer mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Salim Özer mağazaları, Ankara Caddesi numara 87, telefon 0370 424 2736. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer mağazaları spor haberlerini sundu. BRT ve Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik sayın seyirciler. Bir sonraki bültende sizlerle olmak dileğiyle sağlıkla kalın, bizden ayrılmayın.